efendilerine, kahramanlarına, kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Önlerinde bir kardeşleri olarak eğiliyorum, saygılarımı iletiyorum. Neden? Bu parti parti oluyorsa ev ev, kapı kapı, cadde cadde, pazar pazar gezen, gönülleri fetheden kardeşlerime hürmetlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli yönetimde bulunan kardeşlerime, hepsi birbirinden değerli, İl belediye başkanı kardeşime, ilçe belediye başkanı kardeşlerime hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. AK Parti'nin bulunmaz lideri, ümmetin lideri, dik durup eğilmeyen Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmaya gerek yok. Onu anlatmak, kelimeler kifayetsiz, sözler kifayetsiz kalır. O yüzden biz diyoruz ki öncelikle Kırıkkale'yi Kırıkkale Belediyesi olarak değil, Kırıkkale Büyükşehir Belediyesi yapmak için büyük bir hedeflerle daha ileriye gitmek için ilk adım 3 milletvekilini almamız gerekiyor. Kapımızı herkese açmamız gerekiyor. Telefonlara herkesin çıkmamız gerekiyor. Hastaları, cenazeleri her daim ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu halkı eğer biz seversek şu caddeler bizi her daim kucağına basar, bağrına basar, başına tac eder. Biz de gönülleri fethetmeye, başlara tac olmaya, gönülleri fethedip dua almaya talip olduk. Bu ekiple birlikte yola çıktık. Rabbim bu kardeşlerimin yolunu açık etsin. Yarın, bugün bana göre bayram arifesindeyiz. Yarın da bayramımız olacak inşallah. 3 milletvekili kardeşimi meclise göndereceğiz. Biz de diyoruz ki şimdiden sayın 3 milletvekilim, Kırıkkale'nin işsizlik istihdamını çok acilen önceden çözdüğünüz gibi şimdi daha çok fazla istiyoruz ve çözüm bekliyoruz. Onun haricinde de zenginin, garibanın, fakirin kardeşi olmak üzere durmak yok, yola devam diyoruz. Aynı zamanda tek ricam şu, lütfen kardeşlerim, burada hepimiz vebalde kalırız. Uzayan kol bizden olsun demeliyiz. Uzayan kolu kesmeyelim. Meyveli ağaç taşlanır. Kavak ağacına gidip meyve taş atanı duydunuz mu, gördünüz mü? Meyveli dolu ağaç taşlanır. Biz dolu meyveli olalım. Taşlayanımız olursa da gurur duyalım. Eğer taşlanmıyorsak çok zayıf kalmışızdır. Bitik demişizdir. O yüzden Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Son olarak şunu söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz fazla konuştuk. Her kim ki AK Parti sayesinde evvelki gün bizden bir milletvekili olmuş, şu anda başka bir partide konuşan bir şahsı kastediyorum. Bu Tayyip Erdoğan'a oy verirken bir kere değil 10 kere düşün diyor ya, yazıklar olsun o adama. Bu partinin ekmeğini yiyip her kim bu partinin sayesinde başka zaman milletvekili, belediye başkanı olmadan sokakta tek başına gezerken bir selam vermeyeni yokken bugün peşinde yüzlerce geziyorsa kimse bunu kendine mal etmesin. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'a ve dağlı arkadaşlarıma mal etsin. O yüzden bu partinin ekmeğini yiyip de bugün burada ben de dahil konuşup yarın sandıkta başka bir partiye oy veren eller kırılsın. Durmak yok yani devam. Saygı hürmet ediyorum. Sayın Albayrak konuşmalarından dolayı